Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün 20 Eylül Pazartesi, bir sohbetle daha sizlerin karşısındayız. Şimdi 2 yıldır yaşamış olduğumuz bu pandemi süresi içerisinde birçok insan gerek yurt dışında ve gerekse Türkiye'de bu sürecin aşırı derecede insanların psikolojisini bozduğunu, hayatlarını alt üst ettiğini gerek ekonomi olarak gerekse bütün dünyada ve Türkiye'de yükselen ve bir türlü durdurulamayan enflasyonun etkileri altında insanlar şu anda her kesimden ezilmeye devam ediyor. Ancak şu anda birileri tarafından geliştirilmiş değişik varyantlar ve virüslerin mutasyon şeklinde daha fazla derecede Avrupa'dan veyahut da Türkiye üzerine taşıyıcı görevi gören, dolayısıyla insanların birbirine yaymış olduğu bu virüslerin etkisi artık insanları belli bir süreden sonra bıtkınlık getirdi. İnsanlar bir bunalım içerisine girdi. Bir sıkıntı, bir stres içerisine girdi. Dünya buna ne kadar daha dayanacak, insanlar buna daha ne kadar çok tahammül edecek, elbette ilerleyen süreçlerde bunun büyük bir sosyal patlamasını insanlar bekliyor. Çünkü bunaltıcı bir virüs ve varyantlarla ilgili, özellikle şu anda aşıların bir, ikinci dozunu konuşurken bu sefer de 3, 4, 5, 6 diye böyle devam edip giden bir dayatmayla insanlar karşı karşıya. İnsanlara ne kadar çok bu konular üzerinde dayatma yapılırsa insanlar o derece aksini oluşturabilecek hal ve davranışlar içerisine doğru sürükleniyor. Bunlar da kaotik durumlar. Dünya içerisinde sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de bunların örneklerini duyuyoruz ve dozajını artıracak derecede de bu etkilere doğru hepimiz sürükleniyoruz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki şu anda bir gerek Avrupa'da korkular içerisinde mültecilerin gelmesi konusunda, kapıların kapatılması konusunda büyük bir baskı var. Dünya devletleri içerisinde ve yönetim sistemleri içerisinde. Şu anda Türkiye'de mülteciler gelsin, gerekli ödemeleri biz aldıktan sonra kapılarımızı açarız diyen bir zihniyet hakim. Yani parayı veren düdüğü çalar zihniyeti hakim. Ancak bunun içerisinde şu anda mülteciler Türkiye'ye geliyor, düzenimiz bozuluyor. Mülteciler şu anda Türkiye'de huzursuzluk oluşturuyor. Zaten Türkiye'de bir işsizlik var. Zaten ekonomimiz kötü durumda. Enflasyon çok hızlı derecede yükseliyor diyen bir kesim de var. Hepimiz bunları günlük ortamda düşünüyoruz. Ancak şunları farklı bir düşünce, farklı bir görüş açısında görmek zorundayız. Bakın, Avrupa Birliği diye bir, yani ekonomiler üzerine bütün dünyayı yöneten bir Avrupa Birliği sistemi var. Aslında yaşadığımız bu dünya içerisinde bu Avrupa sisteminin
ekonomiler üzerine değil de siyasi bir durum üzerine kurulduğunu net bir şekilde artık görmemiz gerekiyor. Siyaset üzerine kurulmuş baronların yönettiği bu sistem elbette ki Türkiye'ye de hakim ve Türkiye'yi yöneten sistemde bu baronların içerisinde yer alıyor ki Avrupa sistemi tam olarak şu anda global dünyada ne yapmış? Ekonomileri bir tarafa atarak işi siyasi bir boyuta taşımış. Ve bunun en büyük örneğini şu anda Türkiye'de görüyoruz. O yüzden gelecek dönemlerde vasfı olmayan Avrupa'da yaşayan birçok insan ne yapılacak? Vasfı olmadığı için sınır dışı edilme konusu söz konusu. Pandemiyle birlikte ekonomiler ve yükselen enflasyon sadece Türkiye bazında değil, bütün dünyada yükselmeye devam ediyor. İşsizlik krizi ve özellikle iklimsel derecede göç dalgasının tehdidi Avrupa'da şu anda az önce dediğim gibi Avrupa Birliği bir ekonomik bir birlik olarak görülse de siyasi yönde gerekli durumları oluşturarak bütün dünyada özellikle Türklerin, gurbetçi kardeşlerimizin işte vasıflı kısımlarını ayırarak vasıfsız kısımlarını yurt dışına girmemeleri konusunda evlilikler haricinde vasfı olmayan kişilerin de yurt dışından ne yapacaklar? Sınır dışı edilmesi için çaba gösterecekler. Ve şu anda bunun bütün örnekleri aslında gözümüzün önünde ama insanlar pandemi süreci içerisinde, yaşam savaşı içerisinde şu anda kafalarını kaldıramıyorlar. Ve bunları göremiyorlar. Maalesef ki ilerleyen süreçlerde biz bunları göreceğiz. O yüzden insanlar durup dururken yollara hiçbir şeyini almadan düşmüyor. Mülteciler için bahsediyorum. Onların doğal kaynakları ellerinden alınmış. Paralar alınmış, evler alınmış, özgürlükler alınmış. Yani kısacası her şeyleri elinden almış. Alınmış olan bu insanlar yollara düşüyor. Bir düzenleri var. O düzenlere elveda diyerek ne yapıyorlar? Türkiye ve Türkiye üzerinde amaçları Avrupa'ya açılmak. Bakın esas biraz önce bahsettiğim konunun can alıcı noktasından bahsediyorum. Yani mültecilerin Türkiye'de kalmak gibi bir hedefleri yok. Zaten Türkiye'deki enflasyon yüksek. Onlar da bunu dile getiriyorlar. Etrafınızdaki mültecilere sorduğunuz zaman Türkiye'deki her şeyin çok yüksek fiyatlarda olduğunu zaten biliyorlar. O yüzden Avrupa hayaliyle Türkiye'de bir süre kalıp buna misafirlik diyorlar. Ondan sonra da Avrupa'ya doğru akıl edecekler. İşte şu anda size bahsettiğimiz Avrupa'daki yani ekonomi üzerine kurulmuş Avrupa Birliği'nin siyasi boyutundaki o başka bir maskesini düşürenlerle karşılaştıkları zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar ve Türkiye'deki enflasyonun yüksek olması, işsizliğin olması bile aslında yerinden kımıldamamaları gerektiği konusunda onları aslında uyarıyor ve bu uyarıları onlar Avrupa hayali olarak daha iyi yaşamak için oraya ne yapıyorlar? Bir göç dalgası hazırlığı içerisindedir. Ve Avrupa Birliği de şu andaki hazırlıklarında bunun önüne geçmek için gerekli bütçeler, mültecileri kabul edebilecek ülkelere yüksek rakamdaki paraları teklif edip bize mültecileri bulaştırmayın ama siz bulaşın, sizin başınıza ne gelirse gelsin bizi ilgilendirmiyor, parasal desteğinizi sağlarız diyorlar. İşte bu durumda hazinenin boşaltıldığı, birileri tarafından hesabın verilmediği bu süreçte ne yapılıyor? Gelen paralar cazip görülüyor, göz kamaştırıcı görülüyor ve Türkiye içerisinde bu sistem
Avrupa Birliği tarafından, siyasi sistem ve baronlar tarafından, dünyayı yöneten sistemler tarafından ne yapıyor her şey? Para verilerek çözülmeye çalışılıyor. Aslında o insanlar savaşlar veyahut da birçok şeriatçı kısımlar, yani Allah'ın kanun ve hükümlerini uyguladığını sanan kafa kesici zihniyetlerin birilerin tarafından taşeronluğu yapılarak o ülkelerde şeriat uyguladığını sanıyor ve şeriatla alakası olmayan durumların olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Allah'ın kanun ve hükümleri içerisinde insanların evlerinden, yurtlarından sürülmesi, yeraltı kaynaklarına ve onların yaşam hakkı olan alanlara gasp edilmemesi, onların eşit derecede davranarak dinde zorlamanın olmadığı, zorlaştırılmayacağı ve kolaylaştırılacağı konusunda ayetler olduğu halde, hadisler olduğu halde, hadislerin birçoğu da Peygamber Efendimiz'in hadislerinin Kur'an-ı Kerim'den alındığını biliyorsunuz. Ve bunların uygulanıyormuş gibi görülüp ama insanların şu anda bu uygulanan kuralların Allah'ın kanun ve hükümleri içerisinde bir dayatma, zorlama olduğunu kabul etmeyişinden kaynaklanan durumları bizler şu anda yaşıyoruz. İşte pandemiyi çıkartanlar, pandemiyi bütün dünyaya yayanlar, varyantları bütün sistematik bir şekilde BBG evi gibi bütün dünyadaki olan olayları ölüm sayısına kadar, DNA yapılarına kadar insanların şu anda bu sistemler içerisinde nasıl öldükleri, kaç gün içerisinde öldükleri, kuluçka döneminin ne kadar olduğu, varyantların daha fazla geliştirilip daha fazla ölümlerin kısa sürede oluşturulması için bu insanlar ne yapıyor? Elinden gelen biyolojik laboratuvarlarda çalışmaları sürdürüyorlar. Üzülerek söylüyorum ki önümüzdeki süreçlerde bizi daha farklı virüsler ve kapanmalar veyahut da ikinci planın uygulanması şu anda bütün dünyadaki aşı rakamının tamamlanmasına bağlı bir durum. Bu sayı tamamlandıktan sonra tamamlanmazsa daha sıkıntılı bir süreç var. Ne yapacaklar? Daha tehditkar bir şekilde daha farklı ve kısa dönem içerisinde öldürecek virüsleri insanların üstüne salınım yapmaya devam edecekler. Bakın olaylar o kadar çok birbiriyle bağlantılı ki, yani Türkiye'de feryat eden, çığırtkanlık yapan, işte adeta ekmeğini bölüşmekten şu anda ben ekmeği bulamıyorum onlara mı vereceğim deyip bağırıp çağıran insanların olduğu ve biz haklıyız, düzen bozucu bunlar, bunları beslemek zorunda mıyız diyenler gerçekten, yani mültecilerin Türkiye'de durmak istemediklerini kabul etmek zorundalar. Onların hayallerinin farklı derecede olduğu, Avrupa hayallerinin hep beyinlerine aşılandığı ve özellikle İstanbul'a giderek, büyük şehirlere giderek oradan bir şekilde birileriyle bağlantı kurarak Avrupa'ya gitme hayalleri ne yapıyor? Onlara daha cazip geliyor. O yüzden bizler bu süreç içerisinde endişeye, kaygılara kapılabiliriz. Psikolojik olarak çöküntü içerisinde olabiliriz. Bu süreç içerisinde umutsuz olabiliriz. Gelecek kaygısı zaten sadece Türkiye değil, bütün dünyayı kapsayan kesim içerisinde bir endişe oluşturuyor. Ama az önce söylediğim konu çok önemli. Yani Avrupa'da bile artık sert kurallar, sert uygulayacakları sınır dışı etmeler bundan sonraki süreçlerde gurbetçi kardeşlerimizi bekliyor olacak. Bakın mülteciler geldiği zaman işlerinden
doktorlar, hakimler, savcılar veyahut da birçok onların işlerinden seçim yaparak kendi ülkelerine almak istediklerini alıyorlar. Geri kalan vasıfsız olanları da başka ülkelere, yani tabiri caizse kakalamayı uygun buluyorlar. O yüzden bunu herkes biliyor artık. Yani vasıfların barınıldığı, mekan oluşturulduğu, vasfı olmayan kişilerin de ne hali varsa görsün dediği bir Avrupa sistemi, ekonomiler sistemi oluştururlar ama siyasi olarak dünyanın yönetim sistemini yönettiğini iddia edenlerin bir üst kademesindekilere ne yapıyorlar? Onların sunumlarını gerçekleştiriyorlar. İşte bizler bu süreçler içerisinde, yani kendi ülkemizde mülteciler geliyor, işte şu oluyor, bu oluyor kaygılardan ziyade şu anda bizim önümüzdeki süreçler içerisinde savaş hazırlıkları yapanlar var etrafımızda. Yunanistan bakıyorsunuz duvar örmeye devam ediyor. Mülteciler konusunda birçok ülke duvar örmeye devam ediyor, Amerika veyahut da birçok Avrupa ülkesi. Yani ne olursa olsun. Yani insanlar bunu kafasına koymuş, Avrupa hayali içerisinde ne önlerine set olursa olsun o seti aşarak hayallerini gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Ama pandemiyi geliştirenler, insanların ölümüne neden olanlar, bundan sonraki süreçlerde pandemiyi daha da fazla derecede geliştirerek insanların üstüne salacak olan kişiler şunu unutuyorlar. Dünya sahipsiz değil. Dünyayı yaratan bir Allah-u Teala var. O yüzden Allah-u Teala da elbette ki bu süreçler içerisinde kendi yaptıkları kötülükleri kendilerinin karşısına bir ok gibi gönderecek ve bunlar yaptıkları hatanın tam ortasında, merkezinde kendilerini bulacaklar. Ve bunun bedelini insanlar, hepimiz ve tüm canlılar olarak ödeyeceğiz. Çünkü yapılan bütün olaylara karşı, yaşanılan bütün ülkelerde olan durumlara karşı kayıtsız kalan bir Müslümanlık var. Bu işin içerisinde dünyada yüksek bir nüfusa sahip Müslüman kesimi bütün bu olaylar içerisinde sessizliğini ne yaptı? Korudu. Neden? Ya bana bir şey olmasın, bana bir zarar gelmesin, ne yaparsa yapsınlar. İşte sen sustuğun için Müslümanlığın kaidelerini, Allah-u Teala'nın kanun ve hükümlerini bütün dünyada adalet sistemini uygulamadığın için, yani kendi içindeki halifeyi bütün dünyaya haykıramadığın için elbette ki bunun bir cezası olacak. Sadece ben Allah-u Teala'nın emirlerini uyguluyorum, namazımı kılıyorum, Kur'an'ımı okuyorum, haccıma gidiyorum, işte görevlerin hepsini yapıyorum, daha ne yapmam lazım diyen kesimler, yani Allah-u Teala bundan hoşnut mu, memnun mu? Senin bu yaptığın ibadetlerin, tamam kendin için yapıyorsun, Allah-u Teala'nın ihtiyacı yok ama etrafındaki insanlardan da sorumlu olduğunu, onlara ayrıştırmadan, onlara yapılan zulüm ve haksızlıklar konusunda Müslümanlık değil, insan olarak, insan sıfatı içerisinde bunlara itiraz ettin mi? Mücadelesini gösterdin mi? Elbette ki bunları da soracak. O yüzden bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz diye bangır bangır burada titanyum yumuşağı haykırmaya çalışıyor. O yüzden istisnalar hiç kimse kendini masum ilan etmesin. Allah-u Teala'nın ben bütün emirlerini uyguladım, doğru düzgün bir şekilde yaşadım istisnalar hariç. Yani sütten çıkma ak kaşığım diyen birçok insanlar elbette ki bu süreçler içerisinde de Allah-u Teala'nın ilahi mesajlarını alacaklar. O yüzden bizler bu süreçte
üzerimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız. Bundan mükellefiz. O yüzden yani çırtkanlık yapan kurgular üzerinde bütün dünyadaki bu yani bu spekülatif yani kurgular üzerine insanları böyle korkutmaya çalışan, kurgu oluşturan birçok yayın organları var. Teori uzmanları var. Bütün dünyada işte insanları bir kaosa sürükleyecek durum ve vahametin içine götürmek isteyen kişileri fazla dinlemeyeceğiz. Bizim için önemli olan kainat sistemi yaratılmış ve ilahi bir sistem tarafından bu çark işletiliyor ve bir yaratıcımız var. Her şey yaradanın kontrolünde. Elbette ki bunlar kayıtsız kalınmayacak. Allah-u Teala şüphesiz bizden iyi bilir. Bu durumlar düzelecek. Düzelme süreci içerisinde insanlığa çok büyük bir görev düşüyor. İnsanlık bu görevin umarım ilerleyen süreçte bilincinde olur, farkında olur ve bütün bu süreçlere suskunluğunu kayıtsız kalarak böyle bana değmeyen yılan bin yaşasın mantığı inşallah terk eder ve farklı bir derecede farklı dualar eşliğinde Allah-u Teala'nın verisini kopartmadan insanlık görevini yapar diyoruz. O yüzden bütün dünyada sesimizin ulaştığı kardeşlerimize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ufak tefek diz düşmeler oluyor. Yani biz bazıları gibi böyle takmalı cümleler kuramıyoruz. Kusura bakmayın. O yüzden düşüncelerimi bu şekilde sizlere aktarmak istedim. Hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rahat olacağız. Kendimizi kasmayacağız. Yani bu süreç içerisinde Allah-u Teala'ya sığınacağız. İnşallah bu süreçleri atlatacağız. Bu kadar ne kadar ferah konuşuyorsun, bu kadar nasıl ferah oluyor biliyorsun diyen kardeşlerimize de inançlıysan, Allah-u Teala'ya inanıyorsan kazanan sen olacaksın, sabreden olacaksın, mükafatını alan olacaksın. Elbette bu dünya gelip geçici. Bu dünyada mal mülk olarak insan birçok şeyini kaybedebilir. Ama sağlık önemli. Ve bütün dünyayı tehdit eden sağlık olduğu için şu andaki gündemimiz sağlık ve bütün dünyada oluşturulan sistemler içerisinde insanların yaşam hakkının sömürülmesi ve bir köşeye atılması, hangi ülkeye gidersen git gibi mecbur bırakılmasından sizlere bahsettik. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur. O yüzden sohbetimizi iyi dinleyelim ve ne demek istediğimi, planların ne olduğunu açık ve net bir şekilde şu anda birilerinin planlarına alet olmuş kişilerin Türkiye'de de tam merkezi sistem olarak insanlara bunları empoze ettiğini, aşıladığını ve uygulatma dayatmasının sözlerinde farklı ama icraata gelince farklı bir şekilde cereyan ettiğini bütün Türkiye'de ve dünyada açık ve net bir şekilde görmenizi istedik. İnşallah bu süreçler biraz sancılı ve sıkıntılı geçecek ama eninde gecinde Allah-u Teala'nın inayetiyle, ilahi mesajlarıyla birlikte inşallah son bulacak diyoruz. Allah sizinle olsun. Biat Allah içindir.